Neredesiniz be oğlum ya? Öldük ulan acımızda. Of. Turgut abicim, şimdi tek yiyen tek ölür dediler. Biz de ne yapalım dedik. Esnafı sabah kahvaltılarına çağıralım. Fakat siz bizi yanlış anlamışsınız abicim. Mekanı iftar çadırına çevirmişsiniz. Affedersin de bu ne lan? Çırakları da getiriyorsunuz. Sığmıyoruz. Bak sığmamışsınız, bir de yer sofrası yapmışsınız çocuklara. Ayrıca bizim dükkana bizden önce nasıl giriliyor? Çilingirim oğlum ben. İroni de yok adamda. Bak Ali, söylemeyeyim dedim ama o üzerindeki sarı kazak var ya, yemin ediyorum çok yakışmış. Yani dişlerini ön plana çıkartmış. Sen benim dişime mi gülüyorsun lan? Ağza bak, bostan çiti gibi. Kahvaltı bahane abi, bunlar eğlenmeye geliyor. Vallahi bak. Size şarkı açayım lan, internet wine'ınızın şifresini söyleyin. İnternet yok, bağlatmadık. Onu biliyor oğlum, yan komşunun wine'ınızın şifresini diyorum ben. Hala bulamadık, tüm kombinasyonları denedik. Ne? Bulamadınız mı? Ulan sizin yarınız yaşınızdaki adam Kur'an'ın şifresini çözdü. Kanal kanal geziyor. Siz yan komşunun internet wine'ınızın şifresini bulamadınız mı? Ya Allah. Abi bak, otel kahvaltısı gibi her sabah kahvaltı veriyoruz biz bunlara. Yine de yaranamıyoruz. Bir de azar işitiyoruz. Sezai. O zaman ben seni çırağa dövüyorum. Şimdi bizde büyükler kalkmaz biliyorsun. E şimdi benim de bu kuncumu bir yerden çıkartmam lazım ya. Gel lan buraya! Gel lan buraya! Bu Ali'nin boşanma davası bu ara değil mi? Haftaya ara. He, asabiyeti ondan demek ki. Yine. Bunların hiçbir şey yapabileceği yok Turgut abi. Bunlar hiçbir şeyi beceremez. Turgut abi, Google'a tırt yaz. Bunu mu demek istiyorsun kardeş deyip işe yaramaz kelimesini çıkarıyor. Evet, tıkla, resimlerde ara. Aha, bunun ikisinin resmi çıkıyor, yemin ederim. İnternet olsa gösterirdim vallahi. Siz ayağı hoşuna mı gidiyor abi? Yoksa her sabah sizin çırakları dövelim diye mi böyle yapıyorsunuz? Artık yeter ya. Hadi oğlum. Koş bakalım. Koş lan. Oğlum, ananız size gebeyken 6 ayda teslim taahhüdü mü vardı lan? Aceleye mi geldiniz siz? Sizin probleminiz ne? Usta. Kafam planör gibi uçacak da boynum tutuyor resmen. Bu elektrik çok acayip bir şeymiş ya. Ulan oğlum, madem dayak eksikliği hissediyorsunuz bize gelin ya. Niye birbirimizi dövüyoruz? Hadi bunlar kavga ediyor. Biz niye ayırıyoruz Turgut? Meslek lisesi elektrik mezunu adamım ben. 3 senede insan vücudunun elektriği ilettiğini kimse öğretmedi mi bana ya? İnce iş usta. Kız meselesi. Konuşma lan. Çırağın aklına ince iş deyince inşaatta fayans döşemek gelir. Senin aklına ne döşemek geliyor? Sıpa! Cinnah! Bunlardan olmayacak Turgut. Analarını babalarını çağıralım, bunları gelsinler alsınlar okula götürsünler. Hayat bir okul. Yarimse en sevdiğim kitap. Belki seni ezberleyemem ama en azından beğendiğim yerlerin altını çizerim be güzelim. Ulan ben senin var ya, 7 ceddini dinleyeyim. Tipini miyim menetini? Vallahi bana bakıyor, seni ben zannettim. Aha sıçtık. Buna yükledikleri program nasıl bir şey? Tane düşüncenin ürünüdür ya. Bu ne menem bir şey ya? Selamünaleyküm. Hayırdır, kim kavga etti yine? Aleyküm selam. Aha bunun ikisi. Tom ve Tom'u kovalayan it var ya, o. Jerry demeye dilim varmadı, görüyorsun değil mi Turgut? O masum hayvan nerede, bizim bu 2 serseri nerede? Oğlum hani bu kara kurular bal arısı gibiydi lan? Hani bir şey yapmayınca sokmuyorlardı? Birincisi kara kuru değil, kara kuru abicim. Siz de biraz düzgün durun ya, kaç yaşında adamlarsınız ya? 200 lira en az fatura geliyor, elektrik faturası aylık, sonra da çaya niye zam yaptınız? Hadi kavga edenleri çarpıyor, ayıranları niye çarpıyor arkadaş Ali he? Ayıranları niye çarpıyor bu ya? Köşeye kadar kovaladı beni ya, sıkıştırdı. Gururumla oynadı, İstiklal Marşı'nı tersten okuttu bana ya. Hadi kavga edenleri çarpıyor, ayıranları niye çarpıyor Ali? He, ta köşeye kadar kovaladı beni ya, sıkıştırdı köşede. İstiklal Marşı'nı tersten okuttu bana, gururumla oynadı. Hadi kavga edenleri... Lopa girdin Sezai. Lopa mı girdim? Lop ne lan? Tekrara düştüm. Oğlum böyle şeyleri bize söyleseniz ya, paylaşın biz de işte bunları. Böyle geri beslemelerde bulunun ki düzeltelim. İnsanoğlu çiğdir, Sezai çaya karbonat katar. Ama bu robotlar namuslu işte. Bunlar hep bizim, mahallemizin malı. Turgut abi, bunları hoş görmek lazım. Hor değil. Önlem ne boylan.
Siz büyüdünüz de kahvede olay çıkarır hale mi geldiniz lan? He? Mesai saatleri işinde sizin ne işiniz var burada bakayım, anlat. Hakikaten lan. Biz çırakları azarlayacağız diye olayın odağını kaçtık. Hayırdır? Bütçede açık mı var? An itibariyle saat 00:01. Yani teknik olarak ayın biri oldu, ben tahsilata çıktım. Rica etsem benim 100 TL'mi verir misiniz? Verin onu bana. Verin. Ya oğlum, seni her gördüğümde üniversite mezunu olmadığım için çok seviniyorum ben. Ciddi söylüyorum, sen askerliğini moral ekibinde yapacaksın ya. Okumamış ve üniversite mezunu olmayan er ve erbaşlara moral. Şşş, ulan var ya sen. Ben bozuk yok mu? Bozuk var mı? Hiç bu kadar aşağılanmamıştım. Aylık 100 TL geliri olan adamım. 100 lira bozuk mu? İlahi. Bir ay geçiniyorum ya ben o paraya. Onu sen nasıl beceriyorsun lan? Lütfen abi, para benim işim. Ben muhasebeci adamım. Verin o parayı, bozdurup geleyim ben. Verin onu bana. Ya oğlum, kaçmıyoruz ya. Sabah bozdurursun. Gece vakti nereden bozduracaksın? Mahalledeki nöbet eczaneciymiş abicim. Ya eczane nöbetçiymiş. Hallederim, verin lütfen. Lütfen diyorum. Oğlum meczup musun sen lan? Adam yok diyor işte, yarın gel. O zaman bana öyle yarım ekmek arası salçana yiyin bir şey verin. Şu karşı kaldırıma oturup sabah olmasını bekleyin. Öyle eve git gel falan, o kadar kalori yok bende. Öyle lan. Gözleri beyazladı bunu. Bayılacak mısın lan? Yok yok, sakin. Bayılma durumu değil bu. Artık onu önceden anlıyorum. Sen o 200 lirayı öyle sallayıp duruyorsun, gözü bana kayıyor. Yapma. Yapma, onu sallama başta. Oğlum sen bunları bizi korkutmak için mi yapıyorsun lan? Bari bir miktar avans verin. 2-3 TL kadar. Tuz ve su alacağım sadece, o beni götürür. Bu geceyi çıkarttım, yarın Allah kerim. Oğlum yok mu lan bozuk? Çocuğun gözleri gitti lan. Şimdi düşük bir şey olacak. Namalı günah bizim boynumuza kalacak. Lan. Yapıyorum lan. Babam arıyor. Ulan hadi kıyak yapalım sana, hayır duanı alalım. Al bu ay 200 olsun. Al, al. İşte böyle bir şeydi. Ne? Ha, bayılma şeyi. Hadi iyi geceler, hadi. Hadi iyi geceler. Buna bir kolonya falan koyun ya. Evet hanımefendi, ablacığım. Aynen şekilde gösterdiğim gibi. Anlamadığınız bir yer varsa tekrar anlatayım. Tamam, anladım. Peki siz tam olarak ne iş yapıyorsunuz? Sıhhi tesisat. Dam akar biz gideriz. Bazen fayans bile kaplarız. Müşterinin giderine göre değişir. Pis su gideri. O zaman biz gidelim. Efendim merhabalar, sunumunuz için geldik. Hoppa! Peki icadınız ve yaptığınız iş arasında? Alaka yok. Olmasın da. Alaka olacak diye damlatmayan musluk mu yapalım? Daha inandırıcı olurdu. Hadi gidek. Atılcan, hadi gidek kızım. Hop. Tamam tamam ya, siz paranın %50'sini ödeyin yeter. Patent için geri kalan parayı biz buluruz. Birisi bu icat için kalan parayı size versin. Ben tümünü karşılayacağım. Pas. Lan daha ilke. Ne pası? Pas ne? Memur adamla poker oynarsan böyle olur işte. Risk sıfır. 3-5 metre çaput için mi bütün bunlar? Ya ben veririm parasını ya. Riske girin acık, riske girin. Pas. 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 Ebenizin ödekesi. Pas, 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 pas. Barcelona orta sahasıyla oynayam sanki. Pastan başım döndü. Bu ne lan? Aha. Aha da sinirli. Ne olacak şimdi? Çekil lan sen de şuradan. Git, 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 git. Aha da geçti. Bu ne lan? Bolluk kubesinde oyuncağını mı yapmışlar? Kağıt parayla mı çalışıyorsun sen? Garson ne vuruyorsun lan kağıt? Amına koyduk mu çocuğun? Gücü ona mı etti? Oyuncak bana küfretti. Sen bana büyük filmiye nasıl küfredersin lan? Geliyorum El Grande! Allah Allah. Neyini anlayamadı oğlum bu herif bunu? Elektrik var işte üstünde. Bak hala vuruyor ya. Halbuki bunun anası babası da normal insan ha. Ne alırsam 1 milyoncu daha mı almış kendilerine, nedir ya? Hocam merhaba. Hocam buradayım, burada. Hocam ben İslam'ın farzlarında kaydırma yapmış. Ramazan bayramlarında kurban kestim, kurban bayramlarında oruç tuttum. Senede bir defa namaz kıldım, günde 5 vakit fitne dağıttım. Fitre, fitre. Lan ben bilmiyorum benim fitre nedir ne değildir. Günde 5 vakit fitre dağıtacak durumum yoktu hocam. Ben de İsmail'in yakını diye fitne dağıttım. Fitre, fitre. Hocam duymuyor galiba. Hocam şimdi siz söyleyin. Yine de ben cennetlik miyim? Cennetliksem kaçıncı katta? Abi? Abi sen de tam Kenan İmirzalıoğlu olacakmışsın. Burun farkıyla Mustafa Uğurlu olmuşsun.
oğlum dün gece o kız yasına ne güzel asıldıydı ya, ne güzel kızdı ya. Boş şerefet yaptın. Al işte bak. Abi bir sus ya. Bir sus ya. Özlemişim. Şimdi biz senin de iyiliğini düşünmekle mükellefiz. Evet. Düşündük. Allah Allah. Ve bir karara vardık. Acaba nedir, nedir? Burası için olağanüstü olaylara karşı ufak bir sigorta primi ödemeni uygun bulduk. Film mi? Film mi? Kilim mi? İlim mi? Prim ya. Ödemeni uygun bulduk. Olağanüstü olaylar der ki? Tam olağanüstü olaylar işte. Dükkanın önüne araç park edilmesi. Kepengi açarken birilerinin arkadan mabadı elleyip kaçması. Tuvaletlerin bulmak istenildiği gibi bırakılmaması. Metin'le Ali var. Maç yayını sırasında çanak dönmesi gibi olağanüstü olaylar için tasarlanmış basit bir sigorta. Hilmi İnce'den tırstı. Siz beni tehdit mi ediyorsunuz yani? Evet, çok tehditkarız. Peki ne kadar? Valla fiyat düşünme. Ne kadar? Ne kadar? Sen benim kulağımı mı yaladın mı? Hı? Yok efendim, daha neler. At organı. Yaladın lan. Islandı resmen kulağım. Yaladı vallahi. Sesi buraya kadar geldi. Filip filip bir gözler bunu da gördü ya. He? Reis kulağına bir şey söylüyordum. Dilim kazara çarpmıştır. Oğlum ben 2 senedir nişanlıyım. Yengenin dili bile kazara kulağıma çarpmadı. Reis, kazara görmesek. Amma büyüttün sen de reis. İstiyorsan sen de benim kulağımı yala ödeşelim. Vurun lan pezevenge. Ne yaptınız lan? Bunu niye vurmadınız oğlum? Bu da mı pezevenkmiş? Ne bileyim lan ben. Atıf'ı niye vurdunuz? Zaten pezevengin önde gidenidir. Bayrak tutanır o abi. Hanginiz pezevenk? Ben anlamadım ya. Hobi olarak başlamıştım. Artık profesyonelleştim abi. Ver. Ver. Verdim. Al. Aldım. Bir dakika ya, bir dakika. Sen beni gerçekten vurduracak mıydın? He? Reis'in böyle etkileri var mı? Ben ne reis olacağım o zaman? Arkadaşlar, bizim çok ciddi bir koordinasyon eksiğimiz var. Buna çalışmamız lazım. Evet, var. Herifi korkutmaya geldik. Hilmi korkmadı. Kendi adamımıza sıktık. Birbirimize girdik. Kalkın gidiyoruz, kalkın. Acıdı mı? Hı? İtiği ite kırdırdım resmen. Tony Montana, nasıl yapalım şimdi? Ortalık karışık Hilmi. Sen işine bak. Ben sonra gelirim, tamam mı? Makul. Atı! Kalk oğlum, yerinde öl, orada ölme. Gel. El Corleone! Sezai ustamızı dövüyorlar. Lan! Lan, Sezai usta sensin oğlum. Bize yalan yaptırık, dövüyorlar. Gel lan buraya. Lan, bek! Gelin, gel! Lan, bırak lan! Ne oluyor ya? Vur ya! Vur adamda! Lan! Bana bak! Elini ya! Allah Allah! Gençler, ayıp olmuyor mu? İki kişi bir adamı dövüyorsunuz. Evet ya, bir meseleniz varsa aranızda halledin kardeşim. Teke tek kapışın, kim yenerse. Hadi, boks! Peki adamda seçebiliyor muyuz sargı? Ben şahsen şu ufak olanını seçerim. Bu ne lan bölüm sonu canavarı gibi? Bunun canıyla benim canım bir mi? Tabii tabii, olur olur. Ben döveyim kardeşim, sen yorulma. Vallahi tereddüt bile etmedi, bu beni döver. Gel lan buraya! Dur, bir dakika! Gel lan! Dur! Sakin ol ya! Dur, bir sakin ol ya! Tut oğlum, tut! Fıtut! Fıtut! Yakala karabaş! Yakala, hadi! Yakala oğlum! Lan mahallemize tecavüz var, yakalasana! Oğlum bu ne lan? Kendini kendimi yaptırdın. Benzemiş ha! Doğru konuş lan. Ben sana küfür ediyor muyum? Göt! Oğlum, demir dile geldi lan. Sana benzemekten utandı, demir dile geldi ha. Adı ne lan bunun? Çok tatlı bir şeymiş bu. Gel lan, Gündik. Gel buraya. Çok tatlı lan bu. Adı ne? Allah'ını sikir. O acayip tık ettik neyken. Bunda da beni ağaçla dövüyorlardı ya. Kalas gibi bir şey mi? Kalas değil ya. Kalas olsa tanırdım ben ya. Bildiğin ağaç ya. Ağzıma kestane tadı geldi. Muhtemelen kestane ağacıydı ya. Cinna, vücudunda elektrik dolanıyor diye bu yalıtkanla vura vura kurtardık seni. Çıplak elle dokununca bütün kahve elektro halaya duruyoruz ya. Ya polisi arayacağım ya. Oha, şarjı fullenmiş ya. Artık nasıl elektrik verdiyse oraya artık telefonun şarjı %100 ya. Kardeş iyi misin ya? Bir şey getirelim mi? 3 defa salavat getireyim ya.
Hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Siz niye dövecektiniz ki Sezai? Gel beni döv diye bağırıyor herif ya. Ya bir adamın tipi bozuk diye dövülür mü? Ayıp ya. Yok ya, bildiğin bağırıyordu ya. Gel beni döv lan. Gel beni döv. Gel döv beni hadi. Ne diyorsun birader ya? Kardeşim o arabayı oraya park edemezsin diyorum. İlla park ederim diyorsan bedenimi çiğnemen lazım. Bedenimi çiğnemen lazım dedim. Mecaz yok ipnede. Sakız gibi çiğnedi ya. Ya Sezai bir sus Allah'ım. Abiler bundan sonra o kara güllüler sahipsiz değil. Abileriyim ben onların. Tamam. Hayatımı kurtardılar onlar benim. Ambulans mıydı o? Abi de normal bir şeymiş gibi. Diyorsun abi ya. Ne oldu, birine bir şey mi oldu? Sizin şu an önemli bir işiniz var mı? Var. İyi o zaman. Siz beni yakalamaya çalışmazsınız. Bunu da kahveden aldım. Kurut Ali! Sen niye kovalıyorsun abi? Niye peşindesin? Seni yakalamaya çalışıyorum. Yakalayıp ne yapacağım lan? İki tokatlayayım kendine gelirsin. Babama diye çıktık ya oğlum evden biz. Olaya vermiyorsun kendini ya. Verme. Vermeyeceğim. Gelmeyiniz. Acımadı ki. Çok acıdı. Ay. Cüheylan bunlar ya. Ya Sezai abi yok. Buradayım Metin. Gelebileceksin mi? Lan nasıl geleyim oğlum? Elif dama çıkmış abi ya. Gelemeyeceksen ben daha fazla çıkmayayım. Burada oturup gitmenizi beklerim. Yoksa vallahi bak daha şuraya çıkacaktım ha. Aha. Oğlum burası bizim aradan çıkmadır lan. Olaylar nerede başladı? Nereye kadar geldi ya? Biriniz direktesiniz. Öbürü düzlemde. İnin lan aşağı. O zaman ben iniyorum. Adam beni bayrak gibi göndere çekti ya. Hem ağır hem de bir sürü değerli parça var üzerinde. Güzel para eder. Vallahi mi? Kaç para mesela? Abi ben bu kadar yuvarlağı en son olimpiyat logosunda yan yana gördüm ya. Bu ne be? Sessizce takip et. Niye? Seni tenhaya götüreceğiz. İki saattir düşündüğümüz kaçırma planımızı daha ilk anda ifşa edelim Metin. Bravo. Bir dakika, bir dakika. Şimdi siz beni mi kaçırıyorsunuz? De iyi ya, tamam. Hem bakarsınız da bana. Yatacak yer de beleşten değil mi? Oh, tamam hadi gidelim olur. Ne yaptın Oğuzhan? Değer miydi lan? Ne yapayım be abi? Benim başka çarem yoktu ya. Önce dedim ilaçla kendimi zehirleyeyim dedim ama benim sigortam yok. Şimdi bakıyorsun uyku ilacı dünyanın parası. Benim param yetmez ona tabii. Kendim benzin dökeyim yakayım dedim. Arkadaş dünyanın en pahalı bilmem kaçıncı benzinini kullanıyoruz. Bize lüks, israf yani. Sen kendini mi öldürecektin lan? He. Sonra küçük tüple intihar edeyim dedim. En temiz o olacak herhalde. İki gün önceki zamdan ondan da benim bütün hevesimi kaçırdılar. Hadi denize attım diyorum. Ben hayatta boğulmam. Fok gibi yüzerim. Kendim biliyorum abi. Oğlum niye intihar ediyorsun o zaman? Abi ya evi su bastı. Ben kurusun diye yazı bekliyorum. Gizli yerinizde sizden gizli kalıyorum. Allah aşkına halime bak. Ben niye yaşayacağım abi? Söyleyin bana ya. Niye yaşayacağım ben? Oğlum sen niye gereksiz yere gurur yapıyorsun ya? Sen niye yardım istemiyorsun hiç kimseden? Hakikaten lan Türkçü 40 yıllık abimiz. Benzinci bacımız, eczacı, baldızımız. As. Ne diyorsun oğlum? Öyle derim lan.
Eczacı eski baldızımız. Ya yardım istiyorsan sen abilerine gelsene Oğuzhan. Ya eyvallah da ben kimsenin yardımını istemiyorum ya. Ben okulunu birincilikle bitirmiş insanım. Para benim işim de işte elime geçmiyor anasını satayım. Bizim icadı da uçurmuşlar ha. Hadi be. Ya uçurtmayı vurmasınlar mı? Gizli yerdeydi lan. Ama işte kim aldı bulamıyoruz. Bir dakika. Şimdi ben kimsenin günahını almak istemem ama bu Hilmi abi her gece sizin dükkana girip çıkıyordu abi. Ne diyorsun lan? He, sizin defterleri kontrol ediyor. 17 bin dolar borçları var bana dedi. Bana da fırça attı. Böyle defter mi tutulur diye. Bir contayı 10 kuruştan veriyorsunuz. 50'den aşağı okutmayın. Dedi ki. He, dur. Bir de beni sizin yerden çıkarken gördü abi. Kimseye bahsetmezseniz. Ablacığım sen bu konuda bizim müessesemize güven. Hasta doktor ilişkisi var aramızda. Öyle düşün. Burada görme. Mega yapılar. Pazartesi saat 21'de Netgeo Wild'da. Lütfen ama yapmayın. Kırılıyorum. Sezai abiye söyle de mahallede dersi kötü olan ne kadar çocuk varsa hepsini buraya getirsin, bunu göstersinler de okumadıkları zaman neyle uğraşacaklarını görsünler abisi. Şunu unutmayın ki kakası bir kadının en mahrem sırrıdır. Ama ablacığım sizi burada resmen Tetris oynamışsınız. Hem de çok kötü oynamışsınız. Bakayım iki dur daha, uzun çubuk gelmezse game over. Çok ayıp. Ayıp işte abla, ondan bahsediyorum. Doğalgaz var mı evde? Var. Abla sen sözleşmeyi hemen iptal et. Ben bunu direkt hatta bağlayayım. Bütün bina ihya olur. Ben hayatımda ilk defa iki erkeğe aynı anda kendimi açtım. Ben sizinle özelimi paylaştım ya. Aa, neyi paylaştın? Özelim. Bu paylaştığım resmen savaş baltası ablacığım. Orta çağdan kalmaz silah bu. Ablacığım siz bu eserinizde bize bir şey anlatmaya çalışmışsınız. Sanırım da biz laftan sözden anlayan insanlarız. Hieroglif miydi lan bu bok? Neydi? Bakayım. Van Dyke kahverengisiyle bezenmiş mutlu bir çalı. Sizden önce gelen tesisatçı çekiç murçalayayım, demir matkabı hiltiye alayım, geleyim dedi. Gidiş o gidiş. Saçmış. Bugün de benim şimdi dolar günüm. Evin içi kadın kaynıyor. Zaman da daralıyor. Yediler yediler şiştiler. Birazdan gelecekler. Yapabilir misiniz? Vallahi ablacığım yaparız yani. Yarım saat yapmamız lazım. Bitmesi lazım. Bitmek zorunda. Dünyanın kurtuluşu buna bağlı. Abi tamam yeter artık. Ablacığım bizim ikide toplantımız var da. Kendi icadımız hakkında. Kısmetse dünya... Bir şey konuşuyorum canım. Bir saniye. Dünyaya barış ve mutluluk getireceğiz. Yarım saat... Biz... Lan! Yarım saate kadar biter. O Koray ablacığım. Aklıma şey takıldı benim ya. Adı ne bunun? İsim koydunuz mu? Yoksa bir kahramanlık yapmasını mı bekliyorsunuz? Abla ben böyle bir şeyi en son Kurban Bayramı'nda gördüm. O da hayvan ecelinden yapmış. Korkudan yani. 300 kiloluk hayvan ama işte seni şu yaptığını yapmış. Seyirciler hazır mıyız? Evrekla!